Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi, İki Meclis iki Karar, adı Fehmi Işıklar, 17 yaşından beri sendikalıydı. Kırıkkale Mühimmat Fabrikası'nda tornacıydı, DİSK Genel Sekreteriydi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bir hafta sonra gözaltına alındı, DİSK kapatıldı. Hastal, askeri tutuk evi ve Davut Paşa kışlasında işkenceler gördü. Sovyetler Birliği'nden ne kadar silah aldınız? Proletarya ihtilalini ne zaman yapacaktınız gibi sorulara muhatap oldu. Önüne konan ifadeyi imzalamazsa intihar süsü verilerek öldürüleceği söylendi. Yalan değildi. Dis avukatı Hilmi Feyzoğlu 2 Ekim 1980'de göz altında tutulduğu Bursa Emniyeti'nin 5. katından atılarak öldürüldü. Tehdide rağmen imzalamadı. İşkence artırıldı. 96 gün gözaltında tutuldu. Tipin yan örgütü olarak görülen disk hakkında 78 kişinin idamının istendiği 1477 sanıklı dava açıldı. 4 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı. Hakkında ölüm cezası istenen 864 sayfalık iddianameye karşı savunmasını yaptı. Bu iddianame Alparslan Türkeş'in iftiraları üzerine oluşturulmuştur. NATO ve IMF'den çıkmayı istemek nasıl suç olur? Biz ulusal bağımsızlığımızı savunduk. Kapitalizme karşı sosyalizmi savunduk. 3 gün süren 379 sayfalık savunmasını sizden adalet beklemiyorum diye bitirdi. Savunmasından dolayı da hakaret davası açıldı. Yıl 1987. Fehmi Işıklar tahliye oldu ama davası sürdü. Dosyası Askeri Yargıtay 3. Dairesi'ndeydi. Bu arada 29 Kasım genel seçiminde SHP'den Bursa milletvekili seçildi. Ülkede hala 12 Eylül darbesinin hakimiyeti vardı. Kor General Hayri Ündül, MİT Müsteşarlığından Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığına gelir gelmez 18 Ekim 1988'de Başbakanlığa yazı gönderdi. 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinde yargılanan Fehmi Işıkların milletvekili sıfatı taşıması nedeniyle anayasa gereği yasama dokunulmazlığından faydalanmaktadır ve hakkında yargılama yapılamamaktadır. Askeri Mahkeme adı geçenin dokunulmazlığının kaldırılıp kaldırılmaması da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar vermesini arz ediyor. Ardından Başbakanlık Tezkere ile Milletvekili Işıklar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması dosyasının Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a gönderdi. Ve komisyon 8 Şubat 1990 tarihinde kararını verip dosyayı Meclis Genel Kurulu'na gönderdi. Tarih 1 Mart 1990. İktidarda ANAP vardı. Ana Muhalefet Partisi SHP karışıktı. Bir yıl önce 14-15 Ekim 1989'da Paris'te Kürt Sempozyumuna katılan 7 milletvekili 16 Kasım'da SHP'den ihraç edildi. Bu kararı protesto eden Fehmi Işıklar'ın aralarında bulunduğu 6 milletvekili de SHP'den istifa etti. Ayrılanlar Fehmi Işıklar liderliğinde parti kurma hep hazırlığına başladı. Sadece SHP karışık değildi. Kürt meselesi üzerine yapılan konuşmalar, eylemler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer yer münakaşalara sebep oluyordu. Keza PKK terörü gündemdeydi. Örgüt Hakkari 2 yakada 29 köylünün katledilmesi gibi terör eylemlerine devam ediyordu. İşte böylesi zor siyasi atmosferde Fehmi Işıklar'ın dokunulmazlık dosyası meclis gündemine geldi. Kararın özeti şuydu. Seçimden önce mevcut veya sonradan vaki mahkumiyetine dayanılarak Fehmi Işıklar'ın meclis üyelik sıfatının ortadan kaldırılmasıyla sonuçlanacak hiçbir uygulama yapılamaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Fehmi Işıklar hakkında kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar verdi. Bugünlerde iktidar cenahının pek beğenmediği eski Türkiye Meclisi buydu ki Askeri Yargıtay 3. Dairesi 11 yıl sonra 16 Temmuz 1991 günü Fehmi Işıklar ve arkadaşları hakkında beraat kararı verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Can Atalay'ın milletvekilliğini kaldıran kararını bu açıdan da görün istedim. Hangi Türkiye adaletli? Kimler 12 Eylül anayasasından geride bugün?